otobüs. Sen al bunları yerleştir. Ben hemen üstümü değiştirip geliyorum. Anlaştık. Görüş. Gürbüz. Hoş geldin. Hoş bulduk Gürbüz. Onlarda tarifler mi var? Evet, burada tariflerim var Gürbüz. Bugün ilk çorbayla başlayacağım. Vicdan çorbası. O zaman masayı sonra kuracaksın. Şimdi kuracağız masayı. O zaman süreni başlatayım mı? Tamam, başlatalım. 3, 2, 1, süren başladı. Koş hadi koş. Sıcak ürün yok. Masayla başlamak çok mantıklı. Evet Gürbüz. Yardım edeyim mi? İyi olur Gürbüz. Herkese yardım ediyorum. Sana mı etmeyeceğim? Teşekkür ediyorum. Ya markette çok heyecanlandın. Hala devam ediyor mu heyecanın? Geçecek. Pembe masa örtüsünü gri runner'la tamamlayan yarışmacımız tabaklarını da yerleştiriyor masasına. Bunlar bizim takımlar değil mi? Evet, sizin ürünleriniz Gürbüz. Peki kendi takımlarından bir şey getirmedin mi? Yoktu Gürbüz. O yüzden getirmedim. Yoktu derken? 17 yıllık evliyim. Biraz eskidi. O yüzden getirmedim. Eşinle nasıl tanıştınız bakayım? Ben İstanbul'a gezmeye geldim Gürbüz. Aslen nereliydin? Ben Konya Ereğli'liyim. Ha, doğru söylemiştin. Evet. Sonra? Ben İstanbul'a gezmeye geldim. Akabinde burada gezmeye geldim ama boşta duramıyorum. Bir yandan da çalışmak istiyorum. Burada akrabaların mı vardı? Halam, amcam. Onların yanına gezmeye geldim. Sonra halamla amcam dedi ki, madem dedi iş görüşmesine gideceksin dedi, bir komşumuzun dedi oğlu var dedi. Bu arada altlarına peçete koymayacak mısın? Koyacağım. Hadi getir o zaman. Getireceğim. Komşunun oğlu dediler. Sonra? İş görüşmesine gittim. Eşimi orada gördüm. Ama şöyle, eşim benim suratıma bile bakmadı. Acaba boyu çok uzun olduğu için olabilir mi? Çok uzun olduğu için değil. Şimdi hayatında hiçbir çıktığı, sevdiği olmamış. İlk ben. Biraz utangaç galiba. Biraz utangaç ama bayağı bir utangaç. Ben iş görüşmesine gittim. Ama bu beni işe almadı. Ha, sen iş görüşmesi için onun çalıştığı yere mi gittin? Patronuyla iş görüşmesine gittim ama bu alım satımla ve ilgileniyor. Bir de hani... O zamandan beri. O zamandan beri. Ya kaç yıldır aynı yerde çalışıyor? 30 yıldır orada çalışıyordu. Hala da çalışıyor. Vay be! Peki tam olarak ne iş yapıyor? Şöyle, elektrik, elektronik mühendisliğinin muhasebesine bakıyor. Bu arada çatalları yanlış koydun. Onları hemen düzelt istersen. Çift servis olarak çatal kaşıklar da yerleştiriliyor masaya. Seni işe almadı? Almadı beni. Ne dedi sana? Bana dedi ki, F2 ne işe yarar dedi. Ben de heyecandan söyleyemedim F2'nin ne işe yaradığını. Hayda! F2 mi? Onun adı F2 Özgür. Bak sen! Özgür sana bilgisayardaki F2 tuşu ne işe yarar diye mi sordun? F2 ne işe yarar? Bunu bilseydin seni işe mi alacaktı? Evet, alacaktı ama bilemediğim için almadı. Peki F2 tuşunun ne işe yaradığını öğrendin mi? Öğrendim, yine unuttum heyecandan. Hayda! Bilmiyor musun gerçekten? Bilmiyorum şu an. Biz bayağı bir görüşmedik eşimle. Ben eşimin adını bile bilmiyordum. Bu arada tatlı servislerini unutma. Adını bile bilmiyor muydun? Tabii ki adını bile bilmiyordum. O çocuk diyordum ben ona. Peki o çocuğu görünce hemen aşık oldun mu? Görünce şöyle ilk başta dediler ki... Ay dur, o çocuk demeyelim. Özgür Bey alınmasın. Özgür Bey'i görünce... Aşık mı oldun? Hayır, ilk başta dur dedim ki... Bu beni işe almaz dedim halama. Bu çocuk beni işe almaz. Ama senin gibi birini görmüş. Neden almasın? Almadı ki. Almadı. Sonra ben başka bir yerde çalışmaya başladım. Sonra F2'yi bilemeyince beni işe almadı. Ama iyi ki de almamış. Belki F2'yi bilseydim, alsaydı işe, evlenemeyecektim. Şimdi onunla evlendim. Onu ayrıca konuşacağız. Hadi sen bardaklarını getir önce. Peki sonra arayı nasıl düzelttiniz? Sonra işte halamla kayınvalidem komşulardı. Ve bana dedi ki... F2'yi öğren mi dedi. F2'yi öğren demedi. Bir çocuk var dedi, seninle tanışmak istiyor dedi. Bu arada bilgisayardaki F2 tuşu yapılan işleri geri almak için kullanılıyor. Tamam. Artık unutmazsın umarım. Unutuyorum Gürbüz. Unutursan ara, ben söylerim. Peki halan sana tam olarak ne dedi? Bir çocuk sana görücü gelecek dedi, ne diyorsun dedi. Nasıl yani? Özgür olduğunu söylemedi mi? Hayır. Sonra ben de dedim ki, gelsin görelim dedim, nasıl olsa dedim.
Bir kızı 1000 kişi ister dedim, 1 kişi alır dedim. Sen kaç yaşındaydın o zaman? Ben 25 yaşındaydım. Ha sen evde kalmıştın. Aşk olsun Gürbüz. Ama biliyorsun bizim Konya Ereğli de erken evlenirler. Ama ben evlenmedim, bana çok görücü geldi, ben istemedim. Halan seni istemeye gelecekler dedi, sonra? Sonra ben dedim ki gelsinler dedim ve... Bir geldi o çocuk. Ya bak hala o çocuk diyorsun. Ama o çocuk diye ben ismini bilmiyorum ki. Onun adı Özgür. Balkonda seninle konuşmak istiyor dediler. Nasıl oldu ilk konuşmanız? Sonra balkonda biz onunla konuştuk. Ya hakikaten balkonda konuşurken mi karar verdiniz evlenmeye? Evet evet, yani biz görücü usulü evlendiğimiz için balkonda görüştük. Hadi ekmeklerini de hazırla bakalım. Peki sonra olaylar nasıl gelişti? Sonra biz geldiler, istediler. Ve biz nişanlandık. Yani balkonda konuşur konuşmaz evlenmeye karar verdiniz öyle mi? Ben önce onu bir testten geçirdim. O testi dinlemek istiyorum. O testi dinle, hemen anlatıyorum sana. Şimdi bunlar geldiler benimle tanışmaya, ben bunlara bir kahve yaptım. Eğer dedim kahveyi verirken böyle gözü başı oynarsa, dışarıya bakarsa... Ben bu çocukla evlenmem dedim. Sonra amcam da dedi ki tamam dedi, bir teste tabi tut bakalım dedi. Geçecek mi geçmeyecek mi dedi. Ben de... Bunu nasıl test ettin çok merak ettim. İşte kahveleri verirken bana bakmadı. Başını kaldırmadı. Dedim ki bu çocuk benden başkasına bakmaz, beni de bırakmaz dedim. İyi de sana bile bakmamış ki. Aşk olsun öyle değil işte. Yani başka kişilere bakmaz anlamında Gürbüz. Kumaş peçetelerde masadaki yerini alıyor hemen. Ve böylece... Böylece biz Özgürcüğümle evlendik. Yalnız testine bayıldım. Sana bakmamasından anlaman müthiş. Bana baktı. Ama şöyle, böyle kaşı gözü oynar şekilde bakmadı. Ve son olarak ekmeğimiz de geldi. Ama neden çiçeğin yok? Çiçeği mi? Birazdan eşim getirecek. Sevgili eşim getirecek. O zaman hadi devam edelim. Devam edelim, tamam. Çok düz bir masa bekliyorum. Çok abartmayacaktır masasını. Sade bir masa. Lokanta kafasında gidecektir. Lokantasında nasıl düz oluyorsa burada da öyle olacak. Bunu da ben böyle alıştım. Benim tarzım bu diyerekten. Çünkü sakin görünmeye çalıştığı için masasını da sakin bir masa olarak, düz bir masa olarak sunacaktır. Çok büyük bir beklentim yok masa düzeninde. Yani bence Leyla Hanım dünkü masayı beğendiği için bugün ondan güzel bir masa düzeni asla beklemiyorum. Yani bir esnaf lokantası edasıyla böyle kırmızı kapaklı bir sürahi ya da ters çevrilmiş bir bardaklar falan bile koyabilir. Öyle şeyler bekliyorum. Beğeneceğimi de düşünmüyorum. Vicdan çorbası için kabaklar yıkanıyor. Ya neden zayıflatan bir çorba seçtin bakayım? Senin zayıflamaya mı ihtiyacın vardı ki bu çorbayı buldun? Ben tabii şişmandım Gürbüz. Hadi ya. Vallahi 100 kiloydum. Vicdan çorbasıyla mı zayıfladın? Vicdan çorbasıyla değil, yemedim. 2018 yılında bir diyete başladım. Ve bu diyetle 40 kilo verdim. Bravo. Doktor kontrolünde ama değil mi? Tabii ki, diyetisyen kontrolü altında. En doğrusunu yapmışsın. Peki bunu nasıl başardın? Hayatımdaki beslenme alışkanlıklarını değiştirdim. Nasıl? Ben geceleri çok abur cubur yiyen bir insandım. Ve bunu yememeyi bıraktım. Şekeri bıraktım. Abur cuburu bıraktım. Daha çok sebzeye yönelik şeyler yaptım. Kendime detoks suları yaptım. Kiloyu ne kadar sürede verdin? 2018 yılından 2019 yılının Aralık ayına kadar ben bu kiloyu verdim. Vicdan çorbası için soğan ve sarımsakların da kabuğu soyuluyor. Ya şimdi internetten bakıyorum da vicdan çorbası zayıflatan çorba diye geçiyor. Ama bunu bilmiyorlar, yapmıyorlar. Niye? Yapmıyorlar. Çünkü neden biliyor musun? Benim müşterilerim ne diyor biliyor musun? Çoğu. Ne diyor? İlk başta ön yargılarını kullanaraktan ay diyorlar, bu yenir mi bu çorba? Ben de diyorum ki, bu çorba yenmez mi? Sonra bir müşterim bana dedi ki, gerçekten Leyla Hanım dedi, ben bu çorbayı çok sevdim ve bundan sonra eşime söyleyeceğim, bu çorbadan evimizde yapalım. Vicdan çorbası için kabakların üzerine sarımsaklar, bir tutam dereotu ve bir tane soğan büyükçe doğranıyor. Senin bu lokantayı açma sürecin nasıl oldu çok merak ediyorum. Şimdi 2018'in Şubat gibiydi galiba. Ben KOSGEB'e başvurdum. Bu arada KOSGEB'in ne olduğunu bir hatırlatalım istersen. KOSGEB girişimci insanlara devletin yardım ettiği ve belli bir miktar parayı hibe ederek
Yani geri almama şartıyla veriyor. Ve bu sistemden ben de yararlandım. Sen de KOSGEB'e başvuruda mı bulundun? Tabii ki. Önce başvurudan bulundum. Sonra bir mülakata girdim. Bu mülakatı geçtim. 5 günlük hızlandırılmış bir eğitimle ben belgeyi aldım. Çorba için doğranan sebzelerin üzerine 2 kavanoz hazır kemik suyu ekleniyor. Yalnız buna hazır diye çok laf edecekler. Hazır kemik suyu desinler. Bunu yapmaları için 6, 7, 8 saati aşkın bir süre zarfında kaynatmaları gerekiyor. Nasıl kaynatabileceğiz burada? Böyle bir olanağımız yok. Sebzelerin üzerine pul biber, karabiber, kimyon, kuru nane ve 1 kaşık biber salçası ekleniyor. Yani şimdi vicdan çorbası deyince Müslüm Gürses'in vicdansız şarkısı aklıma geldi. İlk defa böyle bir çorba diyorum yani. Yani çok enteresan bir ismi var. 73 ülkeyi gezmeme rağmen ilk defa ben böyle bir isim diyorum. Hiç içmemiştim. Araştırdım ama ismini duyduktan sonra bildiğiniz yani diyet çorbası. Ben de hiç diyeti sevmediğim için yani diyet çorbası yemek istemem. KOSGEB sınavını geçtikten sonra neler oldu? Oradan belgeyi almaya hak kazandım ve aldım. Ya sorma sahip, ne kadar hibe aldın? Normalde 65 bin lira devlet veriyor ama ben sadece 15 bin lira alabildim. Neden biliyor musunuz? Neden? Ben dedim ki o işi açarken beni yarı yolda bırakmayın dedim işçilerime. Ama ne yaptılar? Ne yaptılar? 2 ay çalıştılar ve beni yarı yolda bıraktılar. Vicdan çorbasının sebzelerine zeytinyağı ve tuz ekleniyor. Peki sonra ne oldu? Yok, bana hiç kimsenin bir faydası dokunmayacak. Ben sadece kendi kendime bu işi götürebileceğim. Öyle de yaptım. 2019'un Ağustos'undan beri yalnız başıma çalışıyorum. Yani diğer zamanlarda tamam 2-3 ay eleman çalıştı. 2 tane eleman çalıştı 3 ayda. Ve beni yalnız bıraktılar. Ya zor olmuyor mu peki? Çok zor oluyor ama alıştım ben. Yıkanan kırmızı mercimekler de çorbanın malzemelerine ekleniyor. Bu arada neden biber salçası kullandın? Şöyle, ben lokantada kırmızı biber salçası tercih ediyorum. Domates ekşilik bırakıyor ama kırmızı biber tam lezzetini veriyor. Ay, kimler gelmiş? Merhaba kardeşim. Merhaba Özgür. Ay, teşekkür ederim. Vallahi çiçek çok güzel olmuş Özgürcüğüm. Sorma sahip, kaç para verdin? 2500 TL. Kolay gelsin. Görüşürüz. Koş hadi hemen çiçeğini masaya koy bakalım. Tamam. Vallahi güzel oldu. Teşekkür ederim. Güle güle Özgür. Hadi hemen ellerini yıka da yemeklere başlayalım. Vicdan çorbasına sıcak suyu da ekledik. Başka neler koymuştun? Şu anda ben sıcak suyunu koydum, kemikli suyunu koydum, kabağını koydum, soğanını, sarımsağını ve baharatlarını, salçasını, yağını, tuzunu koydum. Ve bu şekilde birazcık kaynayacak. Portakallı enginar için patateslerin ve havuçların kabuğu soyuluyor. Lokantada askıda yemek diye bir uygulama yapıyorum dedin. Evet. Bu askıda yemek nedir tam olarak? Şöyle, ihtiyaç sahiplerine ben aracı oluyorum ve müşterilerim de onlara para bırakıyorlar. Ben de o paralarla askıda yemek veriyorum. Portakallı enginar için 1 tane soğan elde doğranıyor. Gürbüz Bey, ben bu arada enginarın hiçbir şeyini konserve ya da garnitür olarak kullanmıyorum. Bunu belirtirseniz çok sevinirim. Tabii ki. Yerken konserve olmadığı anlaşılır zaten. Soğanların üzerine patatesler de elde küçük küçük doğranıyor. Portakal, enginar. Umarım enginarları ve sebzeleri garnitür ve hazır konserve olmaz. Olursa inanılmaz eleştiririm. Ve bence enginarları pişiremeyecek. Enginar kolay pişen bir şey değil. Yani kişten sonra da enginar. Yani çok saçma bir menü bence. Hiç yani uyumlu bulamadım hiçbirini. Portakallı enginarı ben hiç sevmiyorum. Hayatımda hiç yemedim. Ama tadının güzel olduğunu benim daha önce arkadaşlarım söylemiştir. Bugün ilk defa inşallah deneyeceğiz. Bakalım ona göre puanlamayı da yapacağız. Kayınvaliden nerede oturuyor bakayım? Kayınvalidem Üsküdar'da, Selimiye'de. Senin dükkanın da orada değil mi? Hayır, benim dükkan Ünalan'da. Genelde müşterilerin nasıl? Orada iş yerleri falan çok mu? Şöyle söyleyeyim, holdingler var. Daha çok böyle elektronik, elektrik, mühendislikler var. Eşin de yakın çalışıyordu değil mi? Hocam da yakın çalışıyor, evim de yakın oraya. Çocuklarımın okulu da yakın. Yani hani birimizin başı sıkıştığı zaman, benim başım sıkıştığı zaman ben eşimi arıyorum. Başka kimse olmadığı için. Kızın Elif sana yardıma geliyor mu? Kızım şöyle, sabah 7.30'da gidip akşam 4'e kadar okulda olunca o bana pek fazla yardımda bulunamıyor Gürbüz. Tabii doğal olarak.
Umarım bir yardımcı bulursun. Havuçlarda soğan ve patateslerin üzerine küçük küçük doğranıyor. Görümcem var mı bakayım? Yok, benim görümcem yok. İki tane kaynım var. Bir tanesi Rusya'da. Eltilerinle aran limoni mi yoksa? He? Elti eltinin ne onduğunu ne de öldüğünü istermiş. Ay, anlat hadi anlat. Biri Rusya'da dedin değil mi? Evet. Rus mu yoksa? Rus. Oy 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 oy. Görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz. Daha yeni gittiler. Nasıl olunlar? İyidir. Rus eltim iyidir. Peki ya diğer eltin? Diğer eltim de iyidir de yani biraz. Belki seni izler. Buradan ona selam gönder istersen. Yıkanan dondurulmuş bezelyelerde portakallı enginarın malzemelerine ekleniyor. Rus eltin kıskanç mı? Ruslar da biliyor musunuz hani diyorlar ya yabancılar böyle bir şeyi anlamaz etmez diyorlar ama yabancılar bence Türklerden daha iyi şeyler anlıyorlar. Bunu samimi söylüyorum size. Böyle manken gibi sarışın mavi gözlü Rus mü? Rus eltin birazcık etine dolgun diyelim biz ona. Portakallı enginar için portakalların suyu sıkılıyor. Sıkılan portakal suyu sebzelerin üzerine ekleniyor. Portakallar istediğin gibi sulu mu bari? Öbürü de daha suluydu. Bunda biraz... Ya ben sana diğerini al dedim dinlemedin. Sen bana demedin. Ben sana sadece bunları da gösterdim o kadar. Dedin ki o mandalina dedin. Kız mandalina değil greyfurt dedim. Yahu seni sıkmalık olanı al diye uyardım. İnanmıyorsan dur izleteyim sana. İzlet. Çal suyu eklenen sebzelerin üzerine enginar çanakları ters duracak şekilde yerleştiriliyor. Üzerine tuz, zeytinyağı ve sıcak su eklenen portakallı enginar pişmeye hazır. Şimdi bunun arkasından neye geçiyoruz? Arkasından kişimizin hamurunu, ıspanağını, mantarını... Hadi hemen ıspanakları hazırla o zaman. Hemen. Ispanaklı mantarlı kiş için ıspanaklar sirkeli suda bekletiliyor. Mantarlar bol suyla yıkanıyor. Osman'ın sosyal medya fenomeni olduğunu biliyor muydun? Osman evet bir fenomenmiş. Dün burada öğrendim. Ben hiç takip etmiyorum. Çünkü benim YouTube kanalım var da ben kullanamıyorum YouTube kanalımı. Kişin iç harcı için elde büyükçe doğranan soğanlar ve mantarlar zeytinyağıyla kavruluyor. Osman bu yarışmaya neden katıldı? Osman bence takipçisini daha fazla... yükseklere çıkartabilmek için yani zirveye çıkabilmek için bu şeyleri yaptı. Ben ona inanıyorum. YTL Osman Bey'e çok gıcık oldum. Yani gerçekten dün beni o kadar güldürdü ki tamamen hepsi sinirdendi. Neredeyse kalkıp gidecektim masadan. Ya o kadar sinirlendim ki ya ne için geldiniz buraya? Yemek yorumlamayı bilmiyorsunuz. Yemek yemeyi bilmiyorsunuz. Yemekleri seçemiyorsunuz. Yani sadece buraya kendini göstermeye, saçma sapan kameralara bağırmaya, oynamaya falan gelmiş. Kendisi tamamıyla sahte bir fenomen, şişirilmiş takipçilerle, satın alınmış takipçilerle kendini fenomen gibi hissetmek isteyen birisi. Ama ben gerçek takipçilerimle ondan daha da fenomen olduğuma inanıyorum. Bol suyla yıkanan ıspanaklar da büyükçe doğranarak soğan ve mantarlarla kavrulmaya başlıyor. Dün senin sessiz kalarak oynadığını söylüyorlar. Öyle mi gerçekten? Vallahi oynamadım. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben buraya para kazanmaya gelmedim. Nasıl yani? Şöyle tamam para her zaman bulunabilir. Ama ben sizlerle tanışmayı istiyorum. Zuhal Hanım'ı gördüm, sizleri gördüm. Kazanmasam da olur. Kiş hamuru için mutfak robotu kabına alınan bir kaşık tereyağının üzerine bir bardak un ekleniyor. 18 yaşından beri hep yemek işinde mi çalıştın? Hayır, 18 yaşından beri hep yemek işi yapmadım. TÜİK'te çalıştım. Oradaki görevin neydi? Memur. Yani böyle sayım görevlisi olarak çalıştım. Markette çalıştım. Kasayer olarak, reyon görevlisi olarak. Kiş hamuru için tereyağı ve un mutfak robotuyla karıştırılıyor. Sen iş yerinde kiş hamuru yapıyor musun? Şöyle söyleyeyim. Ben bunu iş yerinde yapmadım hiç. Belli oluyor. İlk defa sizin programınızda yapıyorum. Bizim hamur yoğurma makinesini neden almadın? Tarifi çünkü robotlaydı. Ha böyle bir tarif var ya. Evet. Bakabilirsiniz isterseniz internet. Şimdi önce unla tereyağını mı karıştırıyorsun? Evet, internetten bakın. Unla tereyağını karıştırıyorum. Peki sen bunu elinde yoğuramaz mıydın? Yoğuracağım ama önce böyle kıtır kıtır olması için burada yapmam gerekiyor. Kiş hamuru için tereyağı eklenen un robotta karıştırılıyor. Karışıma çok az su eklenip tekrar karıştırılarak kıvamı ayarlanıyor. Vallahi mutfak robotuyla hamur yapan ilk yarışmacımız sen oldun. Şimdi robotla yapmamızın amacı ne biliyor musun Gürbüz? Nedir? Hamur makinesinde
daha çok böyle tereyağını zedeliyoruz. Bizim amacımız tereyağını fazla zedelemek değil. Çünkü bu bir tereyağlı hamur olduğu için vıcık vıcık olmayacak. İlk kez yapmana rağmen kiş hamuru robotta olur diyorsun yani. Evet, oluyor. Yağlı kağıda sarılan kiş hamuru buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Kişin kavrulan iç harcına karabiber ekleniyor. Ispanaklı mantarlı harca başka neler koydun? Ne koydum? Karabiber koydum. Fazla tuz koymayacağım çünkü ıspanak tuzu sevmez. Hemen belli eder. Şimdi bunun altını biraz açacağım. Şimdi suyunu çeksin bu. Pişen vicdan çorbasının sebzeleri blenderla karıştırılarak eziliyor. Çorbamız hazır. Sırada ne var? Şimdi sırada kişimizin krema ve yumurtayla yapacağım bir sos var. Üzerinin kaşar peyniri var. Onları da rendeleyeceğim. Ispanaklı mantarlı kişinin sosu için bir paket kremaya 2 yumurta ve tuz ekleniyor. Ispanaklı mantarlı harcı suyundan ayrılarak soğuması için ayrı bir kaseye alınıyor. Bu kişe kaşar, beşamel falan da girecek mi? Tabii ki en üstüne kaşar girecek. Bu krema ile bunları bütünleştireceğim ama birazcık soğusun ki yumurtamızı kesmesin. Sonra üstüne kaşar rendeleyeceğim. Şimdi hatta kaşarımızı rendeleyeceğim ki o da hazır olsun. Kişin üzerine konulacak olan kaşar peyniri rendelenerek hazırlanıyor. Vallahi sık sık el yıkamanı takdir ettim. Şimdi burada insanlara ne de olsa yemek yapıyoruz. Pis yapamıyorum. Tamam, bu da hazır. Şimdi ben milföy tatlım için fırın kabını, yani tepsisini... Kremalı milföy tatlısı için ilk olarak milföy hamurlarını keserek hazırlıyoruz. Şimdi nasıl yapıyorsun anlat lütfen. Gülbüzcüğüm, ben şimdi bir tane milföy hamurunu dörde bölüyorum. Bunları böyle fırın tepsisine diziyorum. Sonra bunları fırında pişireceğim. Ortadan ikiye ayıracağım. Aralarına şimdi birazdan muhallebi yapacağım. Ondan sonra muhallebiyle güzelce süsleyeceğim. En üstüne çikolata sosumu yapacağım. En üstüne de fıstıkla beraber 10 numara bir tatlı olacak. Dörde bölünen milföy hamurları yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirilip fırında pişmeye bırakılıyor. Kıymalı rulo patates için 3 tane büyük boy patates rendeleniyor. Rendelenen patateslerin elde suyu sıkılıp ayrı bir kaseye konuluyor. Rulo patatese ana yemek değil derler mi acaba? Ara sıcak diyecekler, eminim diyecekler. Hatta dediler bile. Mesela Ecem demiş ki, kıymalı rulo patates asla ana yemek değildir demiş. Nedenmiş o? Bunu ara yemek olarak sunabilirdi demiş. Ara yemek değil, ara yemeğe kiş koyuyorum. Daha ne güzel işte. Ha, bir de normal bir ana yemek 3 puan değerindeyse, bence bu 1 puan değerinde demiş. Bu arada içine ne koydun? Kaşar peynir koydum. Peki Ecem'in 1 puan yorumuna ne diyorsun? Yani 1 puan da yani gerçekten hani yarın kendisi de yarışacak. O zaman... hiç mi biz ona şey yapmayacağız? Bir de demiş ki bu menü 7,5 TL'lik asla 75 bin etmez demiş. Ecem Hanım, şimdi siz bana 7,5 değerindeki yemek demişsiniz ama ben buraya 75 bin TL'yi bu yemeklerle almaya geldim, haberin olsun. Rendelenmiş patates, kaşar peyniri ve tuz karışımı yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirilip fırında pişmeye bırakılıyor. Bu ana yemek değil. Onu da söyleyeyim ben. Hanımefendi bunu ana yemek olarak yapmış. Kesinlikle ve kesinlikle ben katılmıyorum. Bu atıştırmalıktır zaten. Soğuk mezeler bölümünde görüyorum. Ara mezeler bölümünde, ara yemekler bölümünde görüyorum ben bunu. Kesinlikle ana yemek değildir bu. Kıymalı rulo patatesin kıymalı harcı için soğan ve biberler kavrulmak üzere elde doğranıyor. Bu arada Sinem demiş ki, salata hariç bu yemeklerin hiçbirini yemedim. Damak tadıma uyarsa ona göre puan vereceğim demiş. Doğru. Çünkü ben de onunkileri yememiştim. Ona göre puan verdim. O zaman böyle yorum yapmakta haklı mı yani? Yani. Çünkü ben de İran yemeklerini tatmadığımı söylemiştim zaten masada ama... Hani... tadını tuzunu gerçekten güzel yapsaydı... Ya benden 7 bile alabilirdi yani. Kıymalı harç için... milföy tatlısının kreması için kaseye nişasta konuluyor.
Ne kadar şeker koyuyorsun? Bir çay bardağı şekerimizi de koyduk. Başka ne koyacaksın? Şimdi sütümüzü koyacağız. Ne kadar süt? 500 milim süt. Ay, bu tatlıyı da mı ilk defa yapıyorsun? Bunu yaptım. Neden tariften bakarak yapıyorsun o zaman? Ben tatlılarıma ya da işte pasta böreklerime bunlara ölçü... Bunları unutuyorum o yüzden. Ben sütümü... Nişasta ve... Patates için kavrulan soğan ve biberlere kıyma, pul biber, karabiber ve tuz eklenerek karıştırılıyor. Kıymamız biraz kavrulsun. O kavrulurken hadi kremayı bitirelim. Şimdi sütümüzü koyduk, şekerimizi koyduk, yumurtamızın sarısını koyacağız. Ya kıymanın altı çok kısık. Böyle kavrulur mu sence? Yanmasını istemiyorum. Yanarsa bu sefer yanık tadı alırız. Bu arada son 36 dakika. İçine yumurta sarısı eklenen krema pişirilmek üzere ocağa alınıyor. Ya bu kremanın soğuk olması gerekmiyor muydu? Sıcakken milföylerin arasına koyduğunda hamuru yumuşatacak. Şöyle soğuması gerekiyordu ama zamanımız olmadığı için. Ay, tatlıyı başta yapsam bu sorun olmazdı işte. Evet, tatlıyı yemem. Köy tatlısı için hazır çikolata sosuna süt eklenerek ocakta pişirilir. Hamurunu açmaya geldi. Parayı kazanırsan ne yapmayı planlıyorsun? Parayı kazanırsam oğlum benden reklam oluyor mu bilmiyorum ama reklam oluyorsa beni uyarın. Ne istedi? Bir oyun istedi. Bilgisayar oyunu mu? Hem bilgisayar hem televizyon. Oyun konsolu mu yani? Evet. Ay, muhallebi katılaştı. Gel bak hemen. Tamam. Ispanaklı mantarlı kişe de baktım internette. Ve onu da yemedim şimdiye kadar. Ispanağı sevmem. Yani ıspanağın tadından gerçekten öyle söyleyeyim sana. Yüzüm gözüm buruşur. Ve ıspanakla mantarı hiç uyuşturamadım. Kişim ıspanaklı mantarlı harcıyla kremalı sosu karıştı. Yağlı kağıdın arasında aç. Hamur biraz küçük oldu sanki. Şimdi ben onu buna ölçtüm. Yeterli olacak mı sence? Bence yeterli. Ay, kağıda yapıştı galiba. Evet, ama düzelteceğim merak etmeyin. Tart kalıbına yerleştirilen kiş hamurunun üzerine krema soslu, ıspanaklı ve mantarlı harcı yerleştiriliyor. Ya bu hamurun harç konmadan önce çatalla delinip pişirilmesi gerekmiyor muydu? Evet, delinip pişirilmesi gerekiyordu ama şu an vaktim yok. Hepsini beraber atacağım. Normalde delinecekti, pişecekti, sonra tekraren yapacaktım. Ama şu an... Ay, kişi fırının neresine koyacaksın? Bütün rafları dolu. Şu milföylerime bakmam lazım. 180 derece bunların pişmesi için az mı geldi acaba? Ama diğer türlü de... Bakın mesela... Bu olmuş. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Şu tarafını çevirmem lazım. Ispanaklı mantarlı kiş de milföy hamurları ve patates rulonun harcıyla birlikte fırında pişmeye başlıyor. Patatesin kıymalı harcı da neredeyse hazır. Sırada sebzeli bulgur pilavı var. Bu arada Kadir demiş ki... Kıymalı rulo patatesin yanında sebzeli bulgur pilavı olmaz. İki karbonhidrat yan yana hayatta olmaz demiş. Ay, o da takmış bir karbonhidrata. Sanarsın ki şey yiyor, dün poğaça alıp yedi kahvaltıda. Karbonhidrat diyor, poğaça yiyor. Nasıl iş yani, ben anlamadım. Sebzeli bulgur pilavı için soğanlar ve biberler kavrulmak üzere elde doğranıyor. Ya bunları bir yandan kavurup bir yandan doğrasaydın keşke. Hemen şunu da şey yapacağım. Sonra yağıyla koyacağım kavrulsun. O arada biraz patlıcanını da soyacağım. Bu arada patatese de baksan fena olmaz. Kurumasın sonra. Ay, daha salata da var. Hemen yapacağım. Salatamı yapacağım. Bulgur pilavı için doğranan soğanla yeşil ve kırmızı biberler zeytinyağıyla kavruluyor.
İyi yemek yapan biri çıkacak mı sence? Benden daha iyi yemek yapacak olan bence çıkmayacak. Ya Osman videolarında yemek tarifleri yayınlıyormuş. Hatta dün Ramazan'da özel tarifler veriyorum falan dedi. Sence iyi yemek yapabiliyor mudur? Bence iyi yemek yapamıyordur. Sadece tarif veriyordur. Onunla bizi geçiştiriyor bence. Küçük küçük doğranıp yıkanan patlıcanlar bulgur pilavının soğan ve biberleriyle kavruluyor. Bol suyla yıkanan bulgurlar da sebzelerle birlikte kavrulmaya başlıyor. Kavrulan pilava tuz ve karabiber ekleniyor. Ay! Milföyler yanıyor. Koş! Aman yanmasın. Oh oh oh, çok güzel olmuş. Şimdi onları çıkartıyorum. Nasıl olmuşlar sence? Altına bir bakacağım. Evet, olmuş. Peki patates ne durumda? Patatese de bakacağım. Patates de bence olmuş. Onu da rulo yapacağım. Kişin yeri iyi mi peki? Kişin altı alacağım kişi. Kıymalı rulo patates dediğimiz olay ancak ve ancak yarım puan olabilir. Çünkü bir işlem yok. Kıymayı yoğur, patatesi sar, haşla, sar, bitti. Yani dedim bu arada lezzetini tamamlarsa yarım puan alabilir. Kıymalı harcımızı güzelce yediriyoruz. Her yere eşit dağıtıyoruz ki az ya da çok gitti demesinler. Ay, bu kıymalı rulo patates pek olmadı sanki. Ay. Eyvah eyvah. Ay. Olmadı Gülbüz. Ya bu senin hep yaptığın bir yemek değil mi? Bunu yapmamıştım Gülbüz. Nasıl olmuşlar sence? Patates de lokum gibi olmuş ondan dolayı. Ay, kağıda yapıştı galiba. Gülbüz bir kaşık verebilir misin? Tabii ki. Eyvah, bu hiç olmadı. Olmadı Gülbüz ama ne yapalım? Baksana patatesler kağıttan çıkmadı bile. Ona nasıl rulo şeklini vereceksin? Veremeyeceğiz Gülbüz. Vallahi bu çok büyük olay olacak. Büyük olay evet. Neyse üstüne kaşar peynir serpelim. Kıymalı harçla sarılan rulo patatesin üzeri rendelenen kaşar peyniriyle kaplanıyor. Bu ana yemeği seçerek yani benim dilime çok fazla laf verdi. Bu ana yemek asla puanı hak etmiyor bence. Ki bence yapabileceğini de düşünmüyorum. Ve ayrıca kişinin üstünde de kaşar vardı. Bunun üstünde de kaşar olacak. Ne alaka? Ayrıca eğer ki normal bir ana yemek 2 puan 3 puan ediyorsa bu olduğu takdirde bile 1 puanı bile bence zor hak ediyor. Yani benden bence bu yemek için puan alabileceğini düşünmüyorum. Kavrulan sebzeli bulgur pilavına sıcak su eklenerek pişmeye bırakılıyor. Mevsim salata için yeşillikler elde hızlıca doğranıyor. Salatada hangi yeşillikler var? Roka var, maydanoz var, kırmızı Akdeniz yeşilliği var, yeşil marul var. Limon sosu var, zeytinyağı var. Ay, yeşillikler yumuşayacak. Ne yapayım? Neyse artık. Milföy hamurları ikiye bölünüp ortasına krema yerleştirilerek tekrar kapatılıyor. Salata sosla sunulacak kremalı milföy tatlısı da nihayet hazır. Kıymalı rulo patatesle ıspanaklı mantarlı kiş ne durumda? Bununla bunu yer değiştireceğiz Gülbüz. Kişle kıymalı rulo patatesin yerlerini de değiştirdik ve son 4 dakika. Hadi hemen bulaşıkları makineye koy. Bu arada bulgur pilavının da altı yanıyor hala. Hemen koyuyorum Gülbüz. Bulaşıklar tamam. Hadi hemen tezgahı da güzelce sil bakalım. Bak şu eviyenin kenarlarını da iyice silmen lazım. Ve son 40 saniye. Tezgahı da sildin. Her şey tamam mı? Tamam gidiyorum. Çabuk Leyla çabuk. Gidiyorum Gürbüz. Hadi fırla fırla. Görüşürüz Gürbüz. Görüşürüz Leyla'cığım. Thank you.